Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Yayla çorbası yapmak için öncelikle 500-600 gram arası yoğurdumu tenceremin içine alıyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ocağın altını açarak bunları pişirmeye başlıyorum. Burada da 1,5 fincan klasik Türk kahvesi fincanı pirinç var. Bunları suya koydum. Bir 5-10 dakika kadar suda beklediler. Şimdi karıştırıcıyla tenceremin içindeki karışımı karıştıracağım blenderla. Tamamen pürüzsüz bir görüntü istiyorum. Çok pratik bir yöntem arkadaşlar bu. Pirinci daha evvel önceden haşlamanıza vesaire gerek yok. Garanti çok rahat, temiz, başka bir kap bulaştırmanıza gerek olmayacak. İyi bir yöntem. Ben bu yöntemi öğrendim öğreneli hep bu şekilde yapıyorum yayla çorbalarını. Çocuklarım çok seviyor. O yüzden sık sık pişirmeye gayret ediyorum. Hem de besleyici bir çorba. Şimdi pirincimi süzdüm ve yoğurtlu karışımın içine ekliyorum. Hiç merak etmeyin, pirinç bunun içinde gayet güzel pişecek. Pirinç pişmez diye bir endişeniz olmasın. Şimdi ocağın altını açtım ve karıştırıyorum. Pişiriyorum. Tabii ki su ilave edeceğiz üzerine. Su miktarı tamamen size kalmış. Ben göz kararı koydum. Kıvamı, çorbanın kıvamına göre sıcak su yanınızda bulundurup ekleyebilirsiniz. En son kaynadıktan ve piştikten sonra kıvamını o şekilde ayarlayabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatmıyorum. Bu şekilde kapak açık olacak şekilde gelip gidip karıştırarak pirinçler dibe yapışmasın diye çorbamı pişiriyorum. Çorbanın pişip pişmediğinden emin olmak için bu şekilde pirinçlerini pişip pişmediğine bir kaşıkla bakabilirsiniz. Pirinçler piştiyse çorbamız pişmiş demektir ve naneli karışımını yapabiliriz. Ben bu aşamada biraz daha sıcak su ilave ediyorum kıvamını kontrol ederek. Az önce pişmemişti. Tekrar bakıyorum. Evet, şu an gayet güzel pirinçlerim yumuşamış ve çorba kıvamına gelmiş. Tuzunu ilave ediyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz attım. 2 çay kaşığı da atabilirsiniz damak zevkinize göre. Şimdi naneli sosunu hazırlıyorum. Yoğurdum benim yağlı bir yoğurt olduğu için tekrardan tereyağı kullanmak istemedim. Şimdi zeytinyağını küçük bir cezveye aldım. Zeytinyağı ısınıyor ve kuru bir kepçenin içine de nane koydum. Isınan zeytinyağını nanenin üzerine dökerek bu şekilde nane yakıyorum. Ve uzun süre nane sıcağa maruz kalmadığı için renginden bir şey kaybetmiyor. Ve çok güzel yemyeşil olarak çorbamın içinde kalıyor. Bu yöntem çok güzel bir yöntem. Hepinize tavsiye ediyorum. Bakın nane ve zeytinyağı çok gayet güzel duruyor çorbamın içinde. Çorbamı servis tabağına alıyorum ve kıvamını sizlere gösteriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz yorum bırakmanızı rica ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.